Evet arkadaşlar, şimdi bu oyunda Japon seçtik. 5 tane Japon seçtiğim oyun. Ve taktiğim Full Man Arms'la adamı yıkmak. Yani şeyde Drash artı Feodal'de Man Arms gidip farklı tepki verenlere farklı cevaplar verdik. Şuraları hemen hızlandıralım. Ben Japonum. Arkadaş da Frank. Ne yapacak Frank? Yani ya o Drash gelir ya da Scout gidecektir yani. Genelde Frank'ı seçenler bu şekilde davranıyor. Japon Man-at-Arms'ları biliyorsunuz. Infantry üniteleri %33 müydü? Daha çabuk başlıyor vurmaya. Hemen şu sıkıcı sahne şeyleri hızlı hızlı geçelim. Haritam da güzel tabii çok. Şurası biraz açık ama kapatıyorum bir şekilde. Zaten saldırı almadım ben. Full ben atakta olduğum için. Ve burada tabii rakibimi de yaptığı hatalara bakacağız. Ama tabii en fazla beklenen metamsı 3 falan olduğu için çok yani sallanmamış da olabilir. Şimdi basmaya başladım. Tabii 3 tane de basabildiğim kadar basıyorum. Burada biraz ekonomik upgrade almıyorum ama. Evet. Şimdi bunun geliştirmesini alıyorum. Aldıktan sonra basmaya devam. Arkadaş ne yapmış? Şimdi stable atıyor. Ve stable'ını koruyamayacağı bir yere attı. Ne yapacak? Scout basacak. Bakalım. Aynen scout basmaya çalışıyor. Altına niye iş çevirdi? Hiçbir fikrim yok. Ne zaman verdiğini görmedim tabii ben. Ne yaptı? Stable gitti. Hadi barakasını da yakalım. Burada şu evlerini ekip daha fazla house olmasını da sağlayabilirdik adamın. Evet, basabildiğimiz kadar basıyoruz Metamps. Son Blacksmith de alıyorum. Yapıyorum şu an. Baskıyı daha fazla arttırmak için. Şimdi adamın yapabileceği ne var? Ya işte Archer'a gidecek mecbur. Ama bir yerden de kendini belki tower'la koruması gerekecektir ki bence şurada tower'la kendini koruması gerekiyordu. Şimdi saldırım oraya. Arkadaşın problemi şu an odun yok. Bir stable daha atmış pardon bak hata. Şuraya Archer range atmak yerine stable'a bir daha para harcadığı için yapabileceği hiçbir şey kalmadı. Ben upgrade de aldım ekstra ki Japon Man-at-Arms'ı bunlar hızlı başlıyor ata. Buradan basmaya devam yani full baskı. Eninde sonunda yıkılıyor. Gördüğünüz gibi yıkıldı. Ve çıktı. Yani birazcık tutunma şansı neyden olurdu? Şuradaki Stable yerine Archer Range. Şuradakini yıktım. Stable'ın. Buraya Archer Range alsaydı belki. O zaman işte Tower. Artı Tower'a desteklemek üzere. Ben bir şeyler yapacaktım ama arkadaş onu yapmadığı için. Oyun çabucak bitti. Sonra ikincisine gelelim. Bu değil şu. Şunlar. Bu arkadaş da Magyar seçmiş. Hemen yine hızlanalım. Yine klasik. Build order. 6 tane koyuna, 3 tane oduna. Bak 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 hemen lehimlemeye geldi bak çakala bak bak. Aldı gitti. Scout'ı da kaybettim. Benim için her şey çok kötü gidiyordu. Ben de ne yaptım? Artık all-in yaptım burada. Gidiyorum ileriye işçi forward'layıp adamın dibine baraka. Yani normal ekonomik şeyim bozulmasaydı düzenim normal yine Feodor'a geçip Man-at-Arms yapıp vesaire vesaire gidecektik. Basmaya başlıyoruz. Gelmişken de her türlü pisliğe pislik şeklinde cevap veriyoruz. Evet şimdi bu arkadaş bunları görünce kaçtı. Hemen Woodline'ı volladım. Ki bu çağda ikinci şeyini atmamıştır muhtemelen ki ekonomik kayıp sonuçta ona. Etrafını geziyorum. Basmaya devam.
Basacağım daha. Üç taneyle bırakmıyorum tabi burada. Çünkü üç tane olsa adam yine Feodor'a geçip ki geçti o. Beni rahatlıkla burada alabilirdi. O yüzden ben artık all in yapıyoruz burada. Burada işçisinin geçtiğini gördüm şu tarafa. Bayağı kaldım ve hesap alacak hiçbir şey yok. GG dedi çıktı. Yani ben Dark Age'deyken bitti oyun. Yani burada Scout bassa bile ben de artık sürekli bastığım için yani alması artık çok zor ki burada işçi kaybediyor. Şuradaki Woodline'ı kaybetti. Şurayı çok uzak buldu. Diyeceğim burası da hiç yakın değil. Yani niye buraya gitti çok onu da anlamadım ama şuraya tehlikeliydi. Bu oyunda bu şekilde gitti. Yine devam. Magyar'dan sonra Kelt. Rakip Kelt. Hemen klasik build order'larımız yine işliyor. 6 tane coin'a, 3 tane odun'a, sonra bir tane ev yapıp çileye, sonra oduncu dörtlüyorum. Ondan sonra işte buhar çekiyoruz, bunları çekiyoruz, domuz çekiyoruz vesaire. Bu arkadaş da arkadaş, herkes lehimlemeye geliyor. En azından adamın scout'ını aldık burada. Tabii lehimleyemedi, orası da ayrı konu. Bir de bu elemanla daha önce de oynadım. Kelt alıyor hep. Hoang Crash mi deniyor, ne deniyorsa artık. Evet, 19-20 pop'tayken yani şu işçiyle barakayı yapıyoruz. Drash peskesi değil bu arada. Normal Drash askerimizi basıp Feodor'a geçip Mantarms'la vesaire devam edeceğiz. Şimdi bu arkadaş da tabii scout'ını kaybettiği için Kelt zaten. Onu da Drash yapması beklenir. Ki bekliyorum ben de. Ki geldi. Muhtemelen Drash peskesi mi düşündü? Ne yaptı çok? Kestiremedim o. Ekonomimizi hemen koruyoruz. Evet. Bunu es geçiyorum. Ben gidiyorum. 4 tane mana tarmsımla adama zarar vermeye. Ve sonra basmaya devam. Şuradan basmaya devam edeceğim birazdan. Evet. Burada mesela işçi basmam eksiliyor vesaire. Ama burada da orduya yükleniyorum ben. Evet, adamı kırmaya çalışıyorum şu an. Eninde sonunda kırılacak orası. Bu arkadaş daha Dark Age'de ki şurada bir güzellik yapıp buraya açtı. Bunu içeriye almak için ki inanılmaz yanlış bir hareket yaptı. Baskıya dayanamadı. Mantarms basmaya devam. Japon Mantarms'ı bunlar. Boru değil. Bir kısmını burada bıraktım. Bir kısmıyla bakıyorum bu adam ne yapıyor diye. Daha Feodor'a geçmedi. Geçti. Bak bu arada tavrı işi götürdüm ben. Çünkü artık bu dakikadan sonra bunun okçu yapmasını bekliyorum derken şurada Woodline'a girdim. Kaçırdı. Bak Archerinci. Şimdi bu adam Archerinci düzgün yeri yaptı. Koruyabileceği bir yer yaptı bunun Archerinci. Ne kalmış. Şöyle alakasız bir yere yapsaydı tamamen çöpe gidecekti bu. Savunacağı hiçbir şey yokken bunu yakabilecektim. Önceki oyunları stable'lar yıktığım gibi. Geliyorum altınla direkt tower atıyorum. Zaten ondan zarar verdik. Buradan zarar verdik. Altını toplayamayınca zaten bir iki tane okçu basıyor. Evet. Sonra okçularını haklıyorsun falan filan. Artık bu dakikadan sonra çaresiz. Bu arada taşa işi de veriyorum hemen ki devamını getireyim. Artık bu dakikadan sonra gideceğiz. Adam Archer Range attığı için ki ekonomisi kalmadığı için. Gerçi olduğunu bayağı var. Market atıp falan filan belki bir şeyler yapabilir diyeceğim. Yapamazdı çünkü buradan şöyle buraya gidecektim. Artık her yerde kaçmak zorunda kalacaktı ki market atıp altını alana kadar zaten yine bir şey yapamaz ki oyun gidiyor. Şimdi bu adamla bir daha denk geldik aynı gün. Bakalım. Evet burada. Tekrar eşleştirdi bizi algoritma. Yine Kelt. Ben yine Japon. O adam Kelt alıyor. Ben de bugün böyle bir taktik, bu taktiği uygulamak için aldım aslında Japon'u. Japon Mantarms'ı. Artı Tower vesaire falan filan işte. 14 artı 15 artılarda gayet güzel gitti.
İyi ya. Hay. İyi ya. Adamın iki koyununu buldum. Koyun bulanındır deyip alıp hemen köye getirip yiyoruz. Köylüler aç. Ordu basacağız. Evet 21 20 yok 21 popta geçtik bu sefer. Yine ben tarz yapmaya başlıyorum ki bu bekliyor aslında benim bunu yapacağım. Bu sefer bekliyor. Bir önceki önde de aynı şeyi yaptık. Hemen 4 taneyi bastık. Bak kapanmış. Full vollamış kendini. Ve kelt. Bu arkadaş direkt feskesil yapmaya kalktı bak. Şimdi ekonomisine bak. Şöyle. Aslında ekonomisi yetecek kesil olmasına ama bir türlü şurada 3 tane farmcısı olduğu için ve şurada çok uğraştığı için şey yapamadı. Bir market atıp işte satın alayım mesela diyemedi. Ne yapıyor? İçler dans ediyor şu an. Bu arkadaşın gözünden bakalım bir de. Ben burada yaptım iş sabit çünkü. Hah geldim işte tower yapmaya bu sefer. Adam full kapalı ve girmekte uğraştırıyorsa beni. Tower atıyorum. Hemen taşa işçi veriyorum. Vesaire. Ve şuradan kırmaya çalışıyorum bu sefer burası. Çünkü çok karıştı. Tower attı arkadaş da. Burada işçi çok bekletmeye gerek yok. Onu yıkacak zaten. Çıkıp hemen şuradan baskıyı arttırmaya devam ediyoruz. Şurada açık varmış. Onu da keşfediyoruz. En de sonunda mutlaka bir yer açılıyor yani. Evet. Şimdi bu adam burada okçu basmaya başladı. Tamam. Ama bakın 500 food var ama market atabilse bak onun şey yapamadığı için bir türlü hani satın alsa kesinlikle yine basabilecek ama fleshing daldı. Ben burada tabi biraz meta tarafları feda edip işleri taşıyorum burada. Burada bir trade yapmamız lazım çünkü. Buraya mutlaka kule dikmeliyim ki bu işleri koruyabileyim. O yüzden yani şuraya değil de şuraya dikiyorum. Çünkü adam TC'nin dibine doğru gidip gidip benimle savaşıyor. Şimdi bu adamın gözünden izliyoruz. Biz ne yapmışız diye. Burada şuraya tower dikmek istiyorum. Derken işçilerini kaçırıyor. Ben de işleri şuradaki tower'a kaçırıyorum. Ve şuradan alabildiğim işçiyi almaya çalışacağım. Şuradan yine verebileceğim baskıyı veriyorum. Şurada işçi kovalıyoruz falan. Adamın inanılmaz idle vesaire işçi kaybı var ama bak şeyi çok hızlı artıyor. Kesiler benden yine çok yakın. Hayvan gibi altın toplamış. Market dikmeye çalışıyor ki geç kaldı işte. Bir türlü odun yetmedi. Bir şekilde kendini kesile atıyor. Atmaya çalışıyor. Kesile basmaya çalışıyor. Basacak. Burada büyük bir hata yapıp benim işlere tavırımı yıkmaya çalışıyor derken okçularını güzelce kaybediyor. Bütün ordusu şu. Ben de Archer Ranged ekip onun aslında ben de aynı zamanda değil daha erken ben geçebileceğimi düşündüm. Kesila. Ama o geçti. İyi geçti yani. Dedim ben de Archer yapayım artık. Benim kesilme daha var tabii. Ama ordusu az tabi. 7 tane okçu. Ha bu arada burada gördüğünüz gibi Hoang Rush yapmaya çalışıyor bana yine. Forward işçi göndermiş vesaire. Mantıklı bir hareket. Ben hemen workshop'ımı attım. Onu savunabilmek adına. Kendimi. Yapmam gereken oydu çünkü. Burada köyümü kurtarmaya çalışıyorum derken evet temizledik. Devam. Ama burada biraz aslında gereksiz uzattı. Böyle hırs yaptı. Sinirlendi muhtemelen. Yoksa daha erken yani şu dakikalarda da GG verebilirdi bence bilmiyorum ama. Biraz daha uğraştırdı sonra yani. Heh.
Şuraya biraz yayayım. Şurayı çok dikkat etmedim herhalde oyun esnasında. Hayır, pardon. Şurayı temizleyemediğim için şuraya bir salları düzenleyemedim aslında. Şurada bütün ekonomisi şurada. Bu arada ki görüyorum yani karanlıkta. Ben buraya kale dikmeye odaklanmışken bir an işte mangonel falan adam bir baktım bana kale dikmeye çalışıyor. Şey pardon beni yıkıyor ve aynen kale dikmeye çalışıyor. Burada hemen biraz da taş satın aldım. İki tane kale diktim. Knight hazırlamıştım mangonellere vesaire daha hızlı mücadele etmek için. Derken bütün şeyini dağıttım yani yine bitti GG. Ama skorda enteresan bir şekilde adam üstte geçti alta geçti vesaire. Halbuki işçi sayısında 20 işçi falan fark vardı bakalım. Ben 45 işçiyim, 32 işçi de yani. Ya, kaybediyor. Onu, benim ekonomi en azından çalışıyor şurada ekonomi. Bak çakala bak kesiyor. Ha, uzattı bundan sonrası. Gereksiz yani. Bitti oyun aslında. Yanlışlıkla basılan bir trade kartta scout yapıyorum. Şu işlerde de şuradaki farmlarını görünce tower atmaya gittim. De oyun bir aslında bitmişti çoktan dediğim gibi. Arkadaş hırs yaptığı için bir GG bile demeden kaçtı gitti. Evet, bu arkadaş da Kore'yi almış. Bu da 5. Japon oyunum aynı gün. Yine aynı taktik uygulanmak üzere tabii ki. Yine standart Drash. Artı ben Tarms Builder'ını işletiyoruz yine. 3 tane oduncu verdim. Bu arı çekiyorum. Ev yapıp çileye vereceğim bu işçiyi. Sonra bir işi oduna veriyorum tekrardan. Şurada scout'ı gerektirir. TC'ye yedirdim. Aslında biliyordum TC'ye gittiğinde tam şey hesap edemedim şeyini. ...22 pop aslında scout'ı kaybettiğim için 22 pop da geçtim burada. Şurayı özellikle aslında şehri kapatmıyordu da şurayı özellikle kapattım. Tower gelme ihtimaline karşı şuradaki şeyi göreyim demeye kalmadı ki. Arkadaş Drash geldi. Şimdi bunun buradaki Drash'larını aldı. Bu muhtemelen artık buna devam etmeyeceğimi düşündü bence. Ama ben geliştirmeyi alıyorum. Ben yani yapıp basmaya devam edeceğim. Maintenance yaptığımı gördü. Ve hiç kapanmamış artık. Çok mu güvendi kendine bilmiyorum. Ve hala birinci çağda. Ne yapmaya çalıştığını anlamadım. Ya da şurada o yaptığımız Dark Savaşı'nın, Dark Age Savaşı'ndan sonra belki, ne bileyim, başka savaş dönmez mi dedi, ne yaptı bilmiyorum. Ya da biraz daha fazla eko yapayım. Erken saldırı nasıl olsa deyip. Onu da yapmış olur. Ben şimdi yapacağı binayı bulmaya çalışıyorum. Hemen buraları kapatıyor. Blacksmith yaptım bu arada. Atak alıyorum. Altıncıların burada olduğunu gördüm. Basmaya devam ediyorum. Bu sefer şurada topluyorum. Bu arkadaş okçu basmaya başlamış. İki tane okçu, iki çift archer range demek. Ve armor almış. Bak buna dikkat etmedim. Manyak mısın lan? Niye armor aldın? Atak almamış. Yok pardon bir şey. Aynen değil mi? Armor almış. Atak almamış. Neyse. Hemen taşa işçi verip. Nerede taş? İleriye. Gördüğünüz gibi 5 işçi. Altıncısı da çok önde ve kapalı olmadığı için. Ve bu da okçuları savunacağını düşündüğü için. Bak işte bak mesela. Evet. Tower zamanında diktim.
Tower'la okçulara vuruyorum. Dibine gelen işlerini hepsi öldüğü için oyun bitti. Bu Tower'ı biraz daha zamanla dikemiyor olsaydım bunları verip şey alacak. Tower dikme karşılığında ben Mentarmus'ları feda edecektim. Ki yenilerini sürekli basıyorum mesela. Baskıya yine dayanamadı arkadaş, gitti. Neyse, bu taktiği yine uygulamaya devam edeceğim. Bakalım nerede durursa artık. Bundan sonrasında buraya gelmişken artık tower yapa yapa devam edecektik. Ben tarafsız artık tower'a. Ya zaten kapalı değil ki, kapalı olsa da muhtemelen dayanamayacaktım. Denemenizi tavsiye ederim bu taktiği gençler. Bayağı etkili yani. Başka bir seride görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.